Evet, tekrar iyi akşamlar. Televizyonlarını yeni açmış olan izleyicilerimiz için tekrarlamak istiyorum. İki değerli bakan arkadaşımız, eski Adalet Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk ve eski Kültür Bakanımız Namık Kemal Zeybek ile beraberiz. Ergenekon'u konuşuyoruz. Ergenekon işte nihayete erdi. Fakat acılar herhalde yıllarca devam edecek. Fakat orada bazı eksiklikler de var. Yani aslında bir program değil, 10 program ancak bunu değerlendirilebilir. Ama biz vaktimizin kısalığı içerisinde bazı şeyleri de ifade etmek istiyorum. Şimdi bir defa bu davada o dönemin başbakanı, demin de ifade edildi, bizzat çıktı, dedi ki ben dedi bu davanın savcısıyım dedi. Ve Allah selamet versin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Baykal da çıktı. Sen dedi bu tertiplerin, bu organize edilmiş bir tertibin savcısıysan ben de bu davanın, Ergenekon davasının ben de avukatıyım dedi. Ve bu laftan sonra Tayyip Erdoğan, o tarihteki başbakan olan zat, Baykal'a çok ağır, onun yandaş medyaları, yazarları, çizerleri Baykal'ı linç ettiler. Aslında siyasete dönmesinde Baykal'ın katkısı vardır. Kim? Evet. Sonunda haklı çıktı. Sayın Baykal haklı çıktı. Peki, Tayyip Erdoğan, yani o dönemin başbakanlık makamına oturan Tayyip Erdoğan zırhlı arabasının altına verdi. Savcının. Savcının. Özün. Zekeriya Özen'le şereften yoksun herifi. Peki sonra defalarca mesela ucu nereye varırsa varsın Ergenekon'un peşini bırakmayız diye efelenerek onlarca yüzlerce demeç verdi Tayyip Erdoğan. Ben de şimdi soruyorum Tayyip Erdoğan'a, başbakan, o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Ucu nereye varırsa varsın Ergenekon'un peşini bırakmayız. Ergenekon'un peşini bırakmadınız. Ergenekon geldi, geldi, geldi. Senin kapına kadar dayandı. Senin kapında şu anda. Sen başbakandın. O insanların ölümünden iktidar olarak sen sorumlu değil misin? O insanların intiharlarından, Ali Pazar'ın intiharından sorumlu sen değil misin? O FETÖ'cü alçaklar oraya yağan sen değil misin? Ha. Bir tek o mu? Meşhur bir o dönemlerin başbakan yardımcısı, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan zat, Bülent Arınç. Canım benim. Damat FETÖ'den tutuklanınca AKP iktidarına sallamaya başladı. Kim? Bülent Arınç beyefendi. Sonra şimdi yüksek danışma sonra o damat serbest kalınca bu sefer eleştiriyi biraz azalttı. Tayyip Bey bunun oğlunu da milletvekili yapınca hepten sustu. En son numarası Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirdi. Parasız yapıyorlardır onu tabii. 13 bin liraydı. Öyle mi? Bir toplantı yaptılar. 5 dakika sürdü. Arkadaşlar yüksek istişare ediyoruz. Çok yoruluyoruz. Yüksek bir istişarenin sonunda emeğimiz çok. 5'er bin lira zam. Kim bu? Bülent Arınç. Yahu kardeşim insanlar diyor ne iş bu? Çıktı televizyona. Bu Bülent Arınç denilen şahıs. Benim parayla, bulla bilmem neyimden dedikodusunu yapan edepsizler diyerek halka hakaret etti. Bülent Arınç, senin Cemezül evvelini biliyoruz. Bak, bence bir sus. Oğlum milletvekili. Filan filan. Ama senin FETÖ ile olan safahatını, senin Ergenekon zulmünün sırasındaki konuşmalarını da sana hatırlatırız. Sen aslında Bülent Arınç olarak Ergenekon tertibinin
himayecileri arasındasın. FETÖ denilen alçağı metiyeler düzen sensin. Ve şimdi yüksek istişare kurulu. Abi yüksek. Ne yapacağız abi? Daha yüksek. Daha yüksek. Yüksek, yüksek. Yüksel. Ne oldu? Abi çok yüksek. Efor sabit ettik. 5000 lira zam. Peki. Ve soruyorlar gazeteci. Peki diyor. Şimdi diyor bütün bunlardan sonra Tayyip Bey bak partiler parti kuruluyor AKP'nin içinden. Tayyip Bey'in yanında niye yer aldınız? Cevap. Müthiş istişare sonunda verdiği cevap. İnsani ve İslami bir görev olduğu için. Aa. Abi 18 bin değil. Buna 8 ver. Ben sana yüksek istişare heyetinin en önüne geleyim. Parasız da yaparız canım. Parasız yapmam abi. Niye parasız yapayım? Ya? Yok. Yükselmişsek tam yükselelim abi. Öyle öyle ne olacak? İslami diyor ya. Ya Allah'tan kork ya Bülent Arınç. Allah'tan kork be. Ulan Tayyip Erdoğan'ın yanında olmanın İslami görev ne demek ya? Siz dinden çıkardınız insanları ya. Bu tavırlar sadece Bülent Arınç için söylemiyorum. Bu AKP döneminde. Bunların yaptığı, bu siyaset erbabının yaptığı dini kullanmalar insanları dininden, imanından uzaklaştırdı. Şimdi geliyorsunuz. Efendim, işte bilmem öyleydi. Öyle de olmadı da böyle oldu. Peki. Pek soylu bir bakanımız var. Pek soylu. Acayip soylu. Acayip. Bu pek soylu bakan çok yiğit bir arkadaşım. Yani kabadayı. Mesela hırsızlık yapan, yolsuzluk yapanın paçasından aşağı indireceğiz diye Tayyip Bey'e saydıran bir zat. Şimdi sarayın en önde müdafiği, Tayyip Bey'in önünde kalkan. Asarız keseriz. Sen hele bir seçil orada bakalım ben seni oraya oturtuyor muyum? Mansur Yavaş da söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki bana bak benle konuşurken dikkatli ol. Allah Allah. Kabadayı bir bakan. Bakıyor böyle. Öf. Peki şimdi yönetmen arkadaşımız hazırsa bu pek soylu bakanın bu Zekeriya Özden'den şerefsiz, alçak, hain herif için söylediği lafı bir hatırlatalım hep beraber. Burada dinleyin lütfen. Herkesin huzurunda Savcı Zekeriya Öze milletim adına, geleceğim adına, çocuklarım adına, ülkemin yarınlar adına minnettarım ve müteşekkirim. Yani Türkiye'de bu meseleleri veya onun arkadaşlarına, yani sadece tek bir kişinin işi değil, onun arkadaşlarına bizim hayallerimizi alt üst etti. Yani bunu Türkiye'de siyaset yapan bir insan olarak söylüyorum. Bizim geçmişimizde yaşadığımız meselelerdeki bütün kara tablolarımızı bertaraf etti. Ve Türkiye'de halkın da iktidara gelebileceğinin en önemli işaretlerinden birisini verdi. Kimse farkında falandır veya değildir bilmiyorum ama inanın %58'lik evet de onun çok payı var. O cesaretinin payı var. Yani o ortaya koymuş olduğu kararların payı var. Ve ben bunu çok önemsiyorum ama bu halkın da önemseyip kendi gönlünde, kendi duygularında size bir tabloyu anlatayım. Bir daha rica ediyorum yönetmenimizden. Bir daha dinleyelim lütfen. Burada bu adam İçişleri Bakanı. Savcı Zekeriya Öze milletim adına, geleceğim adına, çocuklarım adına, ülkemin yarınlar adına minnettarım ve müteşekkirim. Yani Türkiye'de bu meseleleri veya onun arkadaşlarına, yani sadece tek bir kişinin işi değil, onun arkadaşlarına bizim hayallerimizi alt üst etti. Yani bunu Türkiye'de siyaset yapan bir insan olarak söylüyorum. Bizim geçmişimizde yaşadığımız meselelerdeki bütün kara tablolarımızı bertaraf etti. Ve Türkiye'de halkın da iktidara gelebileceğinin en önemli işaretlerinden birisini verdi. Kimse farkında falandır veya değildir bilmiyorum ama inanın %58'lik evet de onun çok payı var. O cesaretinin payı var. Yani o ortaya koymuş olduğu kararların payı var. Ve ben bunu çok önemsiyorum ama bu halkın da önemseyip kendi gönlünde, kendi duygularında size bir tabloyu anlatayım.
bu pek soylu arkadaşımızın FETÖ ile ilgili de söylediği laflar unutulmuyor. Girin internete, bunun çok değerli, çok önemli konuşmalarına şahit olursunuz. Peki sadece bu mu? Bu arkadaşımız mı? Bu Ergenekon denilen tertip, alçakça, şerefsizce kurulmuş olan bu tertiplerin birinci mahkeme bunun şeyini verdi. Beraat dedi mahkeme. Sonra Yargıtay'a gitti malum. Şimdi Yargıtay tasdikli beraat oldu. Yargıtay vermiş, Balyoz'da beraat vermiş. Ergenekon'da beraat vermiş ve Devlet Bahçeli diye bir şahıs var. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Anam be. İsme bak. Devlet. Çıkmış. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Ergenekon'da Balyoz'da gerçektir. Beraat ettiği gün söylüyor bunu Devlet Bahçeli. Ey Devlet Bahçeli. Çıksana ortaya. Çık. Medeni cesaretin varsa çık. Söyle. Bu lafı sen söyledin mi? Söylemedin mi? Ya beraat etmişler. Alt mahkeme beraat etmiş. Şimdi en son noktasına gelinen noktada Yargıtay tasdikiyle beraat. Yeniden çünkü Yargıtay bozmuş davayı. Yargılamışlar. Şimdi kesinleşmiş. Sen hangi akılla bu alçakça tertibin sonuçları olarak onlarca insanın kanına girmiş, onlarca insanı senelerce orada hapse süründürmüş, çoluk çocuğuyla mahvetmiş olan bu şerefsiz kumpasın karşısında Balyoz'da, Ergenekon'da gerçektir. En azından yargı kararına saygı göstermek gerekir. O tarihte bu askere Ergenekon ve Balyoz davalarında korkunç işte şeyler, tertipler devam ediyor. Asker kökenli dernekler topluluğu bir Devlet Bahçeli'yi protesto için bir siyah çenek hazırladılar. Hepsi emekli generaller, paşalarımız. MHP Genel Merkezi'nin önüne bunu koyacaklar. Protesto ediyor. Yazdıkları şu. Tarifsiz bir düş kırıklığımızla. Yani Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanının askerleri kıyım kıyım yapıldığı Balyoz davasında, Ergenekon davasındaki bunları öven konuşmalarına tepki olarak bir demokratik şey. 10-15 tane subay. Bunların çoğu da general. MHP Genel Merkezi'nin önüne geliyor. Şunu olduğu gibi getirelim. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Paşaların ellerinden alıyorlar. Sille tokat paşaları çelengini parçalıyorlar. Üzerlerine eğiyorlar, hakaret ediyorlar. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Hala Devlet Bahçeli'nin yanında olanlara sesleniyorum. Bu adamın yanında olmanız sizin aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan Ergenekon denilen tertibin, Balyoz denilen tertibin siz de destekçisi pozisyonuna giriyorsunuz. Ya şu subaylara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllarca orada emeği geçmiş olan generallerimize, subaylarımıza hakaret ediyorlar, sille tokat üzerlerine yürüyorlar. Peki, bakın. Bu sadece onları mı üzdü Devlet Bahçeli? Şehit ailelerini ayağa kaldırdı defalarca yaptığı açıklamalarla. İşte buyurun. İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba size uzatılan o eli elinizin tersiyle itmenizi beklerdik. Çünkü PKK devamı deyip mecliste yer alan HDP milletvekilleriyle tokalaşmalarını protesto ediyor. Bu resimler var. Gülücüklerle. Ama son seçimde ne dedi? HDP, PKK, hepsi öyle. CHP, İYİ Parti, hepsi PKK. Ve bunlar protesto ediyor şehit aileleri. Peki, peki çok şey var da vaktimizi şey yapmayalım. AK Parti'yi tutmak bir vatan görevidir. Bakın bakın. Devlet Bahçeli'nin
9 ışıktan sonra getirdiği ışığa bakın. AK Parti'yi tutmak bir vatan görevidir. AK Parti'yi tutmak vatan görevidir diyen vatana ihanet içindedir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçilerine ihanet ediyor. Devlet Bahçeli Türk milletine ihanet ediyor. Bunu başkası yok. MHP eşcinsel açılım yapmış geçen sefer. Ah uygun. Uyar tövbe, bir şey söylemiyor. Tövbe tövbe. Tövbesi mövbesi. Peki bir şey söyleyeceğim. Ordu valisinde en fazla kabalayılık yapan bir tanesi de buydu. Biri Soylu'ydu. Biri de Defçeli, Bahçeli'ydi. Ne demek valiye hakaret etmek? Buyurun. Tarih verelim. 21-7-2010. Bahçeli pankratlarını, MHP pankratlarını indiren Aydın valisine bakın ne diyor. Hükümetin uşağı, basiretsiz vali, haddini aşan. Bak, vali. Hangi tarihte? Hangi tarihte? 2010. Aydın valisine. Hükümetin uşağı. 9 yıl geçti aradan. Basiretsiz vali. Yani bu noktada bir şey söyleyeceğim. Rahmetli Türkeş'in Kenan Evren'e bize yaptığınızı gelecek nesiller unutmayacak diye bir açıklaması var. Rahmetli Türkeş'in Evren'e söylediği bu lafı şu anda rahmetli sağ olsaydı zaten sen olmazdın orada. Hiç. Esamen bile okunmazdı. Geçmişte seni ziyarete gelen rahmetlinin emriyle gelen seni nezaketle böyle oturup muhabbet edenler gibi operasyonla giderdin. Ama şu Türkeş'in Evren'e söylediği bize yaptığınızı gelecek nesil unutmayacak. Türk milleti, Türk milliyetçileri şimdi sana söylüyor. Bize yaptığınızı, yani bu vatana yaptığınızı, Türk milliyetçinize yaptığınızı nesiller boyu unutulmayacak. MHP gibi şerefli bir partiyi 3 paralık yaptınız. Sarayın kapısında yani onun savunması noktasında olan bir yere getirdiniz. Ya sana ne bu işler? Ferdi Tayfurlu araba sevdası var biliyorsunuz. Arada bir arabaya biniyor. Eski model arabalar. Öyle bir marka meraklısı var. Ferdi Tayfur'un şeyini kınıyor. Amanın dünya geziyor. Gez kardeşim ya. Yalnız dikkatli gez. Çünkü yaş ilerledi. Yani hepimizde oluyor. Bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olsun. Şoförsüz araba sürme. Yani ben mesela süremiyorum. Yani hakikaten elimiz ayağımız eskisi gibi duyarlı değil. Bir şoför al. Eskiden bir şoförü vardı. Onu da sürüyordu. Ama şimdi bence tek başına olmasın. Bir şoförle sürsün. Allah korusun. Allah gecinden versin. Her an bir trafik kazası olabilir diye. Yani şimdi bunları topluyorsunuz. Ergenekon. Peki neredesiniz ya? Neredesiniz? Siz nerede? Burada cart eden, cürt edenler siz neredesiniz? Tuncay Özkan'ın 6 yıl içeride yapmasının hesabını kim verecek? Doğu Perinçek 6,5 sene yattı. Ve bir şey paylaşayım. O davada ben hemen hemen defalarca gittim mahkemelere. Birçoğunu da özel olarak ziyaret ettim o sürecin içerisinde. Savunmada en ciddi savunmayı verip çok ciddi mahkemeyi filan yerle bir eden savcılık makamında oturulan hokkabazları böyle çiğni, ağzından çıkan lafla çiğneyen devlet Doğu Perinçek'ti. Girenler o savunmada konuştuğu şeyleri siz terör örgütü mü? İşte YouTube'da mı vardı? Tabii hepsinde var. Terör örgütü bak bir numarası Abdullah Gül. İki numarası Tayyip Erdoğan. O meşhur bir konuşmadır ve o dönemde İşçi Partisi'nin olsun birçok kuruluşların, ADD'nin vesaire, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin verdiği mücadele hakikaten önemli mücadeledir. Orada CHP'li milletvekili arkadaşlarımızın da çok katkıları olmuştur, gelmişlerdir, desteklemişlerdir. Bu sadece 3 kelimeyle, 5 kelimeyle bitirilecek şey değil. Bunun üzerine çok şeyler konuşulacak ama şimdi buradan bunu... Ermeni iddiaları konusunda da önemli bir mücadele yaptı. Tabii canım. Ermeni soykırım yalanını Ahim'de tasdik ettiren, yani rahmetli Denktaş'la beraber
kurduğumuz, bizim de içinde bulunduğumuz, ağızlarına katkı verdiğimiz taraf başı komitesi. Ama bunun bu noktada hem alt mahkemeden hem de üst ahim mahkemesinden tescil edilmesi bana göre Lozan Anlaşması'ndan sonra ağızlarına kanaati Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuk zemininde en önemli belgesidir. Ha, başka yanlışı var, doğrusu var, ayrı bir şey ama doğruları da tespit edelim, yanlışları da yanlış diyelim. Şimdi Sayın Bakanım, sizden rica ederim, siz de esas hukuki tarafı. Bu seçim sürecinde zıvanadan çıktılar AKP. Kaybetmenin telaşı içinde. Haklıydılar. 13 bin oy. He? Hırsızlık yaptılar, yolsuzluk yaptılar. Kim çaldı? Çaldılar. Çaldılar. Ya hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur. Böyle de bir yeni moda çıktı. Harika bir söz ya. Tabii canım. Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur. Canım şimdi onu dediğim vakit o zaman ben de diyorum ki ya sen hiçbir şey olmasan bile bir şeyler yapmışsındır. Kişisel olarak da söylüyorum o zaman sen. Ya ne demek abi? Hiçbir şey olmasa da olmuştur. E olmuştur da ne olmuş? Bir de kesin bir şeyler olmuştur. Ha. Kesin bir şeyler olmuştur. Kesin. Kesin bir şey olduğunu anlıyoruz. Evet. Sen 13 bine itiraz mı ettin? İşte bu millet böyle bir millet. 800. Al sana 813 bin. Al sana 813 bin. Nasıl oturdunuz yere? Nasıl oturdunuz poponuzun üstüne? Evet. İşte bu. Bu millet, bu millet. Şimdi evet. Bu süreci içerisinde her şeye sarıldılar. Her şeye sarıldılar. İnsafsızca. İmamoğlu için söyledikleri 21 tane suçlama var. Pontus yaptılar, Yunan yaptılar, Bizans yaptılar, Tayyip Erdoğan dahil. 23 gün kala İstanbul'da çıkıyor diyor ki, İstanbul'un diyor Bizans olmasına mani olmak için 23 günümüz var diyor. Ya Tayyip Erdoğan söylüyor bunu, AKP Genel Başkanı. Peki, en sonunda çaresizliğin içinde gittiler, APO'nun ipine sarıldılar. Allah'ın ipine sarılanlar APO'nun ipine sarıldı. 3 tane oy alabilmek için. Şimdi esas hukuki tarafı sizden, siyasi tarafı da sizden rica ediyorum. Evet. Efendim. İki defa bir doçent çıktı, gitti. İki defa İmralı'ya gidiyor. İşin hukuki tarafını sizden özellikle, çünkü hukuksal cinayet bu. Terör örgütünden mahkum olmuş bilirsin. Ve ondan sonra bir de mektup yayınlıyor. Sonra Tayyip Erdoğan diyor ki ben bilmiyordum onun diyor arandığını. Kim o? Osman Öcalan. Osman Öcalan kim? 74 tane erimizin o sürecin içinde 74 tane erimizin bizzat katliamından şehit edilmesinden birinci derecede sorumlu olan ve o operasyonun içinde olan adam. Katil. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı bültenle aranıyor. Başına 4 milyon TL ödül koymuşlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TRT'si gidiyor bu katili 4 milyon üzerinde başına yakalanmasına şey yapan katkı sağlanan 4 milyon verecek olanı çıkartıyor ekranına konuşturuyor. Ve Sayın AKP Genel Başkanı'na soruyorlar. Vallahi diyor ben onun arandığını bilmiyordum. Canım yapma gözünü. Hemşerim yapma ya. Yapma ya. Bu kadar yapma ya. Bu kadar da yapılmaz ya. Bu kadar da dalga insanın aklıyla alay edemezsin ya. Haberin yok. Senin nereden haberin var o zaman? Senin nereden haberin var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı makamında oturuyorsun. 4 milyon üzerinde şey koyduğun, yakalanmasına ödül koyduğun adamı TRT'ye kim çıkardı? Ve cevap veriyor. Bu sorulunca diyor ki TRT'deki arkadaşlar diyor iyi niyetle reyting için yapmıştır. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan söylüyorum. Siz bu TRT Genel Müdürü veya bu ilgili işleri kimlerse bunları niye savcılığa vermediniz? Adalet Bakanı'na soruyor neredesin sen? 10 gündür yok Adalet Bakanı. İçişleri Bakanı Soylu, pek Soylu. Neredesiniz? Neredesiniz? İki defa oraya giden, o doçenti iki sefer oraya gönderen hangi irade? Kim?
Hayri Erdoğan senden mi emir aldı? Veya senin haberin olmadan birileri mi oraya gönderdi? Efendim siz Sayın Erdoğan'dan başka bir irade daha olduğunu mu düşünüyorsunuz yani? Bu sözünü bir isterseniz bir tercüme edelim, bir tefsir edelim. Tefsir. Tefsir diye bir bilim var ya. Diyor ki ben onun kırmızı bülten ile arandığını bilmiyordum. Peki. Bu sözden şu mana çıkar. Mantıki olarak. Demek ki kendisine demişler ki Osman Öcalan'a çıkarsak da onun ağzından Apo'nun yani abisinin, o küçük kardeş sanıyorum, abisinin görüşlerini TRT yoluyla halka iletsek ne dersiniz? O da bilmediği için, bilse yapmazdı. Yani kırmızı bülten ile arandığını bilse yapmazdı. O mana çıkıyor. Demiş ki yapın, yapın. Yani belli ki, besbelli bu yani bu sözlerden o çıkıyor. Bilmiyordum ben diyor. Evet. Bu önemli. Yani bütün bu işlerde, hele böyle bir işte, ondan habersiz, TRT Genel Müdürü'nün kendiliğinden ya da TRT Genel Müdürü içinde o Kürdi, TRT Kürdi bölümü dedikleri bölümü efendim yönetenlerin böyle bir şey yapması mümkün değil. Yani bir defa önce o işi ortaya koyalım. Tabii ki hukuki tarafını değerli bakanımız söyler. O hukuk profesörü ve bu işlerde çok bilge bir insan. Ama besbelli burada bir büyük suç var. Yani bir gün birileri bir gün gelir. Hani neredeydi rahmetli Demirel? Keser döner, sap döner. Bir gün elbet hesap döner. Yani bir gün hesap döner ve birileri bu dosyaları açarlar. Ve bu dosyaları açtıkları zaman da hiç bu Ergenekon dosyalarına benzemez. Her suçun delili apaçık ortada. Delil aramaya bile gerek yok. Yani TRT'den hemen getirilir o yayın ve hesaplar sorulur bir gün. Yani bu böyle hep kalmaz. Bir gün sorulur. Yani sonuç itibariyle eğer sorduğunuz soru sadece bu olaya mahsussa benim diyeceğim bu. Ama biraz önce konuştuğumuz önemli konuyla ilgili de söyleyeceğim yine bir cümle var. Onu söyleyeyim. Sonra Sayın Bakanıma bırakayım sözü izninizle. Şimdi bu dava kurgulanırken adı ne kondu? Ergenekon. Oradan neden başlıyoruz zaten. Neden kuşluk oradan başlıyor. Neden Ergenekon? Yani yine söylüyorum bu işi planlayanlar trigonometrik hesap yaparlar. İnce 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 hesaplarlar. Yani Ergenekon diyerek Ergenekon kavramını da pislemek istediler. Hırsız, uğursuz. Ama ne oldu? Keser döndü, sap döndü. Ergenekon'da yargılananlar, suçlananlar şimdi öyle bir itibar kazandılar ki kahraman oldular yani. İyi de Ergenekon diye yıllarca ortalığa dökülen beyefendi de ne oldu şimdi? O ne oldu? O Ergenekon'la, evet, onu o tertibi yapan Ergenekon'u onun için koyanlarla, evet, Devlet Bahçeli'nin arasında ne fark var? Şimdi demek ki şunu söylüyorum. Evet, Ergenekon sözü itibarsızlaştırılmak istendi ama tersi oldu. Olaylar öyle gelişti ki şimdi Ergenekon sözü de Ergenekoncu da itibar kazandı. Önemli bir çıkışı ifade eder Ergenekon. Evet, yani bu bir Ergenekon oldu. Yani belki de yanlış bir at koydular. Sonunda Ergenekon'dan çıktılar çıkıştı, Türkler. Tabii. Evet. Ya bu konuda bunu söyleyeceğim ben. Başka Sayın Bakanımız hukuki tarafını tekrar rica ediyorum. Bir terör örgütünden mahkum olmuş olan bir kimsenin avukatı bile gidebilir mi? Terör örgütünden şey yapan, yani öyle her hafta gideyim bir ayda bir bile. Kendi birinci derece yakınların dışından ziyaret mümkün mü? Bir doçent iki defa oraya gidip terör örgütü den mahkum olmuş bir adamın mektubunu da alıp kamuoyuna açıklama bu hukukun içinde mi? Bir. İki, Osman Öcalan'ın 4 milyon başına ödül konmuş bir herifin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi kurumu TRT'ye çıkılanması bir suç değil midir? Ve bunlar hakkında bir işlem yapılacak mı? Önce şunu söyleyeyim.
Öcalan yürürlükteki kanunlara göre ömrünü İmralı'da tamamlayacak olan bir hükümlüdür. Onu avukatları ve aile bireyleri zaman zaman ziyaret etmektedir. Avukatların ziyaret etmesi geleceğe dönük bazı umutların olduğunu gösterir. Ama Öcalan'ın tecrit edilmemesi için bazı uygulamalar yapılmıştır. Bu konuda Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi var. Zaman zaman Türkiye'yi ziyaret eder. Onlar Türkiye hakkında değerlendirmeler yapar. Onun da bunda bir rolü vardır. Ama son olarak bir doçent kendisini ziyaret ediyor. Ve oradan bir mesaj getiriyor. Avukatları aracılığıyla Öcalan'ın dışarıya mesajlar gönderdiği bir gerçektir. Hatta o yüzden hakkında bazı disiplin cezaları da, o avukatlar hakkında da bazı disiplin cezaları uygulanmıştır. Son olarak Öcalan'la hiçbir ne avukat olarak ne de aile mensubu olarak bir ilgisi olmayan doçent kendisini ziyaret edip Öcalan'ın bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili mesajını getiriyor. Bu sanıyorum yürürlükteki kanunlara aykırı olan bir şeydir. Sanıyorum ama orada ondan alınan mesaj da seçim sürecini etkilemek istiyorlar. Dolayısıyla o görüştürmeyi sağlayan bugünkü iktidardır. Aynı biçimde biliyorsunuz Kürt kökenli vatandaşlarımızın oyunu almak için Binali Yıldırım Diyarbakır'a gitti. Kürdistan, Lazistan gibi sözler söyledi. Ve kendisine bundan dolayı eleştiri yöneltildiğinde Atatürk de 1920'lerde söylemiş. Şimdi ben Atatürk'ün Kürdistan sözcüğünü kullandığını hatırlamıyorum. Anadolu, ama ya bugünkü Türkiye sınırlarıyla ilgili böyle bir sözü yok. Lazistan var diye Trabzon iline bağlı bir evet, o zaman bölge örgütünde bir yani ilçe konumunda bir liva var. Ama Kürdistan olduğunu bilmiyorum. Kürdistan bir coğrafi kavramı ifade etmiştir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmamıştır bu. Ama Kürt kökenli vatandaşlarımızdan ve belki de doğrudan doğruya bu PKK mensuplarından, onlardan destek alabilmek için bunu dahi kullandılar. Öcalan'ın ziyaret ettirilmesi ve onun mesajının iletilmesi de en azından Kürt kökenli vatandaşlarımızın Ekrem İmamoğlu'na oy vermemesini sağlamaya yönelikti. Ama sonuç bunların hiçbirinin bir işe yaramadığını, ne bu Kürdistan, Lazistan söylemlerinin, ne Öcalan'ın gönderdiği mesajın hiçbir işe yaramadığını gösteriyor. Bizim milletimiz daima haksızlığa uğrayanın yanındadır. İlk seçimde 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 13-14 bin oy farkıyla öndeydi. Ama böyle olduğu halde işte bunu çaldılar, ettiler gibi söylemler geliştirdiler. Yüksek Seçim Kurulu benim görüşümle yanlış bir kararla seçimi iptal etti. Ama bir faydası oldu. Sonunda Ekrem İmamoğlu 807 bin oy farkıyla kazandı. Çok büyük, ezici bir çoğunluktur. Yüksek Seçim Kurulu daha önce gerekçe olarak ilçe seçim kurullarının sandık kurullarını oluşturmasında kanuna aykırı hareket ettiği iddiasını öne sürdü. 2018 yılında 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda yapılan bir değişikliğe göre sandık kurulları başkanlarının kamu görevlisi olması gerekiyor. Ama 754
sandıkta bu gerçekleşmedi. Sayın Yüksek Seçim Kurulu'nun 250 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Orada ilçe seçim kurullarına sorular var. Neden böyle yaptınız diye. Onların hepsinin cevabı, ortak cevabı, biz görevlendirdik ama mazeret beyan ettiler. Mecburen önceki seçimlerde de görev yapmış tecrübeli insanları görevlendirdik. Sayın Bakanım, benim bu şimdi bunları tartışıldı seçimle ilgili de ben esas zaten sizden şu, yani bizden şimdi yazıyorlar, bu suç mu değil mi? Esas Sayın Bakanımıza lütfen bir daha hatırlatalım. Terör örgütünden mahkum olmuş bir kimse, terörden mahkum olmuş bir kimseye avukatları her istediği zaman gidebilir mi? Bir, ailesi gider. Yani tecride alınmış pozisyonda olduğu vakit. İki, terör örgütünden mahkum olmuş bir kimseye, milli istihbarat hariç yani onlar devletin görevli aracı, bir sivil adam iki sefer gidebilir ve oradan bir mektup alıp yayınlayabilir mi? Bu suç mu değil mi? Suçsa ne olmalı? Söylediğim gibi onun hiçbir ilgisi yok. Yani avukatları yani bir takım hukuki menfaatlerini savunmak için veya işte orada infaz koşullarını görmek için ziyaret edebilirler. Ona bir şey demiyorum ama bu doçent adıyla giden kişinin hiçbir ilgisi yok. Aile mensuplarını ziyaretini de anlıyorum. Yok, bu doğrudan doğruya bugünkü iktidarın seçimde Öcalan'dan bir destek alabilme düşüncesiyle yaptığı bir organizasyondur. Aynen. Bu suç mu değil mi? Suç ceza hukukunda kanunda açık olarak tanımlanması gereken bir kavramdır. Yani burada bu yok mu? Bir disipline aykırı bir durum var. Bu kadar yani. Disiplin suçu yani. Ceza suçu yani. Aykırı bir durum. Peki, var. Peki Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılması o suç değil mi? Yani dışarıya mesaj göndermesi, gönderdiği Osman mesajlarda suç unsuru varsa Osman Öcalan'ın aranan bir adamın TRT'ye çıkması suç değil mi? Buna imkan veren TRT Genel Müdürü yargılanmak durumunda değil mi? Herhalde bir hesabını sorulması gerekir. Yani orada Osman Öcalan'ın çok söylediği sözler önemli. Veriyorsunuz. Hayır, Osman Öcalan'ın söylediği sözler önemli. Yani o suç teşkil eden bir söz söyledim. Ben dinlemiştim. Hayır, o ama Sayın hepsi Bakanım. Bu seçim sürecinde Öcalan'lardan hem kardeşinden hem de kendisinden yararlanmak için. O tamam. Sayın Bakanım, siz hukukçusunuz, profesörsünüz. Çok Adalet Bakanlığı yaptı. Burada arkadaşlar, izleyenler diyor ki Sayın Hocamızdan diyor. Bu sorunun cevabını aydınlat. Onun ne için yaptığını biliyoruz. Onun için yaptı herhalde. Şimdi TRT resmi kurum, resmi kurum. Adamı arıyor muyuz? İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesi kırmızı şeyle. Şimdi bunu TRT'nin oraya yayın ilkeleri var. TRT kanununda ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı hiçbir şey yapamaz, hiçbir yayın yapamaz. Şimdi Öcalan Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmiş olan bir insandır. Ve ondan dolayı hükümlüdür. Kardeşin de o yolda yaptıklarından siz söz ettiniz. Dolayısıyla bunların TRT'de söz hakkına sahip kılınması doğru değildir, yanlıştır. Yanlış yani sadece yanlış diyorsunuz, evet. Peki. Ama suç teşkil etmesi için ceza kanunda yani tanımlanan bir fiil suç olması değil gerek. Yani Osman Öcalan'ın TRT'ye yani söylediği sözler suç teşkil ediyor mu? Sayın Bakanım, anlatamıyorum. TRT resmi kurumuna bu 74 kişinin katili, 74 tane şehidimizin sorumlusu olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TRT kendi İçişleri, TRT kanunla saptanmış yayın ilkelerine aykırı hareket yayının etmiştir. Yayının ilkeleri değil Sayın Bakanım, Türk Ceza Kanunu açısından soruyorum. Aranan bir adam, 4 milyon ödül vermişsin. Sen bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kendi resmi TRT'nde, televizyonda gösteriyorsun, konuşturuyorsun. Bu suç değil mi? Terör örgütüne yardım yataklık değil mi? Onu soruyorlar. İşte söylüyorum. Yani TRT'nin kendi kanunla, kuruluş kanunla, yayın ilkelerine aykırı bir davranış. Peki, tamam. Yani pek ben anlamadım da ben yani onun için sordum. Arkadaşlar da izleyenler bu sorunun cevabı diyor. Siz TRT kanununa göre
ele alınmalı diyorsun. Anladım. Sayın Bakanım, bu şimdi bundan paralelinde bir şey ama çok vaktimiz de kalmadığı için şimdi bu Suriyeliler meselesi iyice su kaynattı. Her gün her taraftan ciddi şeyler var. Yani olaylar var. İnsanlara saldırıyorlar, kadınlara şey yapıyorlar, çocuklara tasallut ediyorlar. Yani artık iş çığırından çıkmış. Kendi resmi rakamlarında hala 3,5 milyon, 3 milyon 700, 800 bin falan diyorlar. Ama realde ortaya görülüyor ki 5 milyonun üzerinde Suriyeli var. Ve bunlar karşısında da şimdi bugün bir bakan yardımcısının açıklaması var. Efendim Nizip'ten başladık. Arapça tabelaları değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Tabelanın %75'ini Türkçe yazacak, işte berber diyecek. %25'ini Arapça yazacak. Böyle bir şey başlıyor. Evet, 6 ay içinde Türkiye'ye gidiyor. Bundan ibaret mi? Bunlar başımıza bela olmuyor mu? Bu Türkiye'nin başına büyük bir beladır. Avrupa ülkeleri yani her anlamda Türkiye'den daha fazla gelişmiş, ekonomisi güçlü, asayiş ve emniyet bakımından, efendim güvenlik güçleri bakımından falan Türkiye'den çok daha ileri gitmiş ve insan hakları, çok kültürlülük, tolerans gibi konularda kimseye sözü bırakmayan Avrupa ülkeleri korktular. Yani Suriyelilerin kendi ülkelerine doluşmasından korktular ama bizim iktidar korkmuyor bundan. Ya işin kestirmeden açıklaması benim bir arkadaşım söyledi. İstanbul'da Mecidiyeköy'de arabasıyla giderken kırmızı ışıkta duruyor. Her yerde var işte, geliyorlar, cam silecekler, para isteyecekler, delikanlılar. Arkadaşımız camı açıyor, diyor ki kardeşim gidin ülkenize, siz Suriyelisiniz. Suriyeli Türkçe öğrenmiş, diyor ki siz bizim ülkemizi mahvettiniz. Biz de sizin ülkenizi mahvetmeden gitmeyeceğiz. Bu bir kişinin sözü mü? Suriyeliler bizim ülkemizi mahvediyorlar. Her anlamda. Hastalıklar girdi Türkiye'nin. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Efendim? 3,5 milyon Suriyeli var 3,5 Türkiye'de. 3,5 falan. O resmi. 5,5 milyon. Resmi yani. Kimin haberi var ki Türkiye'ye doluşanlardan? Yani Suriyeliler değil sadece, Türkiye böyle açık kapı. Yani her taraftan giriyorlar. Ama Suriyelilerden girenler çok fazla. Yani 3,5'un falan üzerinde ve bir de çoğalıyorlar. Yani hızlı çoğalıyorlar. Şimdi bir, hastalık getirdiler. Türkiye'nin yendiği ve unuttuğu hastalıklar Türkiye'ye yeniden girdi. Yani mesela el ayak hastalığı diye bir hastalık duydunuz mu siz Sayın Bakanım? Var mı böyle bilginiz? Hayır. Ha yok, böyle bir hastalık yok. Türkiye bu işi bitirmiş. Benim torunum el ayak hastalığına yakalandı. Neyse ki çabuk sağaltıldı. Tırnaklar dökülüyor. Öyle bir hastalık. Morardı filan da kurtarıldı. Sonra, Türkiye onlara iş buluyor, maaş ödüyor. İşin o yana ekonomimiz. Ya bugün şunu çok açık söyleyelim. Yurttaşlarımız bunu seziyorlar ama yine söyleyelim. Bugün Türkiye'deki enflasyonun, Türkiye'de efendim memurlara, sabit gelirli devlet memurlarına yani yeteri kadar ücret ödenmemesinin, birçok sıkıntıların sebeplerinden birisi de anlamsız yere Suriye'ye ve Suriyelilere harcanan paralar. Kendileri söylüyorlar. 35 milyar dolar diyorlar. O da onu söylüyorlar. O doğru bir hesap değil. O bütçeden çıkan. Ama ekonomiden çıkanlar var. Esas itibariyle bu iktidarın uyguladığı dış siyaset yanlışlığı, yani Suriye'ye yönelik yanlış. Ama bir toplam değerlendirme yaparak yine söylüyorum. Bu iktidarın dış siyasetinde, bilhassa bölgeye yönelik dış siyasetinde bir ideolojik saplantı var. İdeolojik. Bunlar MTTP'de bulundukları dönemde ihvancı oldular. İhvan-ı Müslümin örgütüne bağlılık duydular. İhvan-ı Müslümin'in fikir babalarının kitaplarını okudular. Seyyid Kutub'un, Mevdudi'nin vesaire.
Ve bunlar İhvan-ı Müslüman'a aşık. Yani Suriye'ye o dostça gittikleri zaman bile Esad'a İhvan-ı Müslüman'la ilgili ricalarda bulunuyorlardı. Ya İhvan-ı Müslüman şöyle olsun böyle. Ya bu ihvancılık Türkiye'nin başının belasıdır. Evet. Suriye de başımıza bu sebepten girdi. Mısır'la yine söylüyorum, Mısır'la sebepsiz yere bu sebepten küs olduk, düşman olduk. Libya'ya bu sebepten bulaştık filan. Evet. Evet. Ya yani Suriyeliler bu ülkenin başının belasıdır ve Suriyeliler artık o şunu demiş, Avrupa bunu demiş filan gibi korkulardan kurtulup bunları toplayıp ülkelerine göndermek gerekir. Türkiye ciddi bir devlet ise ki öyledir, bunu yapmalıdır. Bu iktidar yapmıyorsa gelecek iktidar yapacaktır, yapmalıdır. Şimdi bize ayrılan süre bittiğini işaret ediyor ama geçen programda yapmıştık, o çok tuttu. Son iki dakikasını çok ilginç bazı görüntü ve haberlere. Türkiye'nin ekonomisi öyle bir noktaya geldi ki, bakın dikkat edin, VC zarar ettiği için kapatılmıştır. Bursa'da. Tuvalet zarar ettiği için kapatılmış. Öyle mi yazmışlar? Öyle, vallahi. Bakın işte buyurun. Ha. Tuvalet bile zarar ediyor. Ve bizim meşhur damadımız var. Çok mühim, çok mühim. Bu var ya, bu çok mühim. Çok mühim olduğunu anladık. Ne kadar mühim olduğunu anladık. Bak ne diyor. Yıl sonuna kadar elektriğe, doğalgaza zam yok. Ne zaman demiş? Seçimlerden önce. Bu da güzel. Al Adana'da. Şu görüntüyü de getirelim. Bunlar hiç olmazsa bu sinir sistemimizi programın sonunda biraz 7 sülaleyi koymuş abi. Ya bak altta da yazmış, bana göndermiş. Dayı diyor, kas kullanmıyorsun da bari biraz azlık kullan diyor. Şimdi biliyorsunuz geçen programlarda şey yapmıştık. Eczanelerde satılmaya başladığında deve sidi. Yani kedi dışkısından kahve de yapılıyormuş. Meğerse Endonezya'da bu da. İlginç bir şey. Demek ki deve sidi içilecek sağlık. Kedi dışkısından kahveyi değiştiniz mi? Tam tam oluyor. Bak çok güzel birisi, bunu da göndermişler. Bir kamyon arkasında. Buna ama tam şey yapacaksınız. Beni takip etme güzelim. Ben de yanlış yoldayım diyor. Kamyon arkası. Bir getirelim ama tam ekrana. Orada ne? Plakayı okuyamıyorum. 06 MHP 01. Beni 06 takip etme MHP. Güzelim. Ben de yanlış yoldayım. Evet, bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı akşamı buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar.